Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in Medine'ye girerken müminlerin karşılamaları, heyecanları, sevinçleri, sevinçlerini dizeler halinde namelerle söylemeleri ümmetin gönlünde apayrı bir yeri vardı. Medine güzellerinin söylediği nameler çağlardan çağlara akıp geliyordu. Ümmetin gönlünde peygamber sevgisini dalgalandırıyordu. Onlar hep bir gönülden, hep bir ağızdan Tala'al bedru aleyne min feniyyetil veda vecebet şükru aleyne ma da'a lillahi da' eyyuhel meb'utu fîne ci'te bir emril muta' Ay doğdu üzerimize veda tepelerinden, şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen Süreyya ışığısın ey sevgili ey Resul. Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin, sen bu şehre şeref verdin, ey sevgili hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik, doğruluktan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz. Kainatın bir musikisi vardı, kalbin, kalplerin bir musikisi gibi. Büyük bir dikkatle dinleyenler kalplerin musikisini duyarlardı. Kainatın musikisini duyarlardı. Şöyle söylemek de mümkündü. Her varlığın kendine özgü bir musikisi vardı. Varlıkların bütününden de kainatın musikisi oluşuyordu. Ümmetin de bir musikisi, bir bestesi vardı. İnsanlığın öncüsü Medine'ye girerken Medine'nin müminleri bu besteyi dillendiriyorlardı. Peygamber zaman zaman aralarındaydı. Onlarsa o besteyi okuyorlardı. Ay doğdu üzerimize veda tepelerinden, şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Zaman zaman peygamber önlerindeydi. Onlar o besteyi bütün varlıklarıyla söylüyordu. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen Süreyya ışığısın ey sevgili ey Resul. Peygamber yürüyordu. Onlar o nameleri söylüyorlardı. Peygamber yürüyordu. Ümmeti de arkasından yürüyordu. Ümmetin dilinde de ümmetin musikisi, ümmetin şarkısı vardı. Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili hoş geldin. Bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin önünde yürüyordu. Çağlardan çağlara, yankılana yankılana gelen ümmetin nameleri onların da dillerindeydi. Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz. Peygamber Efendimiz yürüyordu. Arkasında ümmet yürüyordu. Bu yürüyüş ta kıyamet sabahına kadar sürüyordu. Ümmetin dilinde aynı şarkı, aynı nameler vardı. Bu ümmetin şarkısıydı. Medineli güzellerin imanlı gönüllerinden dalga dalga yükselen manalardı ümmetin bestesi, ümmetin şarkısı. Onların gönüllerindeki peygamber sevgisi bir destandı. Her biri başlı başına bir destandı. Hazreti Ebubekir Efendimiz Allah'ın Resulü ile ölüm yolculuğuna çıkıyordu. Böyle bir yola onunla beraber çıktığı için sevincinden çocuklar gibi ağlıyor, kuşlar gibi uçuyordu. Hazreti Ömer Efendimiz Medine yollarına çıkarken
bütün Mekkelilere meydan okuyor. Yiğitler gelsin diyor, Şütebe'nin arkasına gelsin diyordu. Annesini ağlatmak isteyen, karısını dul bırakmak isteyen, çocuklarının yetim kalmasını isteyen hemen şu tepenin arkasına gelsin diyordu. Hazreti Ömer Efendimiz onun işaretiyle Habeşistan yollarına düşüyordu. Tüm ticaretini, hanesini bırakıyor, işaretle beraber yollara, uzak diyarlara gidiyordu. Hazreti Efendimiz ölüm döşeğine yatıyordu. Onun yolunda ölmekten daha şerefli ne olabilirdi? Bu yolda ölmek yaşamaktan çok daha şerefliydi. Onlar ve şerefli arkadaşları onun işaretiyle Medine yollarına dökülüyorlardı. Yardan, serden, vatandan geçiyorlardı. Ümmet çağlar boyunca onlara bakıyor, peygambere iman etmenin nasıl olduğunu, peygamberi sevmenin nasıl bir sevgi olduğunu şerefli arkadaşlarından öğreniyordu. Onların sevgisi ümmete azık oluyor, ümmetin yolunu aydınlatıyordu. Peygamber Efendimiz İslam'ı tedrici bir usulle sunuyordu. Basamak basamak öğretiyordu. Medineli insanlarla Kabe'de ilk karşılaştıklarında İslam'a yönlendiriyor, tevhide anlatıyor, Kur'an-ı Kerim'den bu konudaki ayetleri okuyordu. Akabe'de ikinci kez buluştuklarında ibadet, ahlak ve fezilete dair konuları gündemlerine koyuyordu. Sonraki yıllarda ise cihadı, yardımlaşmayı ve Mekkeli müminleri barındırmayı anlatıyordu. İlk biatte Allah'a ve Resulüne iman esası üzerinde duruluyordu. İkinci biatte ise hicret üzerinde duruluyordu. Sonunda ise cihat konusu gündeme getiriliyordu. Önce imandı. İman esaslarının özümsenmesi gerekiyordu. Sonra hicret vardı. Allah ve Resulü yolunda gerektiğinde vatandan geçmek vardı. Daha sonra cihat vardı. Allah ve Resulü yolunda mallardan geçen, gerektiğinde canlardan geçerdi. İslam'ın tedirici olarak öğretilmesi gerekiyordu. Peygamber Efendimiz bunu zirve boyutlarında yapıyordu. Mekke'de İslam'a davet etmeye başladığında aynı yolu izliyordu. Önce imanın esaslarının özlerine oturmasını hedefliyordu. Gelen ayetler tamamen bu çerçevede geliyordu. Ayetler önce Allah'ı anlatıyordu. Kur'an-ı Kerim'in Allah-u Teala'yı anlatışını daha net ve berrak kavramak için kıyaslamalı bir okuma yapmak isabetli olabilirdi. Kıyaslamalı okumaktan kastımız, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i yan yana koyduğunuzda, her ikisinden de belli bir sayfa okuduğunuzda karşınıza açık seçik bir mana çıkıyordu. İncil'in ayetleri Hazreti İsa peygamberin çevresinde dönüyordu. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ise Allah-u Teala'nın çevresinde dönüyordu. İncil'in merkezinde İsa peygamber vardı. Kur'an-ı Kerim'in merkezinde Rahman-ı Rahim vardı. Bütün peygamberlerin ana gündemi Allah-u Teala'ydı. Allah-u Teala'nın doğru anlatılmasıydı, doğru anlaşılmasıydı. Buna tevhid diyorduk. Hemen şunu söylemek gerekiyordu. Allah-u Teala'yı doğru anlayanlar yoğunluklu olarak Allah'la beraber olmaya gayret ederlerdi. Bir bilgemiz, kulun işi Allah'ladır diyordu. Kul, Rabbi Rahim'ini tanıdıkça, kendisinin onun rahmetiyle donanmış olduğunu, onun rahmetiyle kuşatılmış olduğunu, onun rahmetiyle var olduğunu, onun rahmetiyle varlığını devam ettirdiğini kavradıkça, bütün boyutlarıyla Rahman-ı Rahim'e muhtaç olduğunu anladıkça, artık en yoğunluklu ilişkisi Rabbi Rahim ile oluyordu. O zaman daha berrak olarak anlıyordu ki kulun işi Rabbi ileydi. Önce imanın esaslarını özümsemek vardı. Önce Allah'a iman vardı. Sonra ahirete imandı. Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olan ayetlerinde ya da Mekke'de nazil olan ayetlerde en önemli konulardan birisi ahiretti. Asıl ve sonsuz hayatın ahiret hayatı olduğu açıklanıyordu. Dünyanın geçici olduğu, kısa bir hayat olduğu ama bu kısa dünya hayatıyla ahiretteki yerimizi belirlediğimiz öğretiliyordu.
önce imanın esasları geliyordu. Allah'a imandı, ahirete imandı, meleklere imandı, kitaplara imandı, peygamberlere imandı, kaza ve kadere imandı. Allah kulunu imtihan ederdi. Kul hiç beklenmedik hallerle karşı karşıya kalıverirdi. Aynen Hazreti Yakup aleyhisselam gibi. Gül yüzlü Yusuf'unu kendi ağabeyleri kaybediyorlardı. Onu hayatlarından uzaklaştırıyorlardı. Ölsün diye kuyuya atıyorlardı. Acı haber Hazreti Yakup aleyhisselama geliyordu. Hazreti Yakup aleyhisselam can evinden vuruluyordu. Onun bunda zerrece dahli yoktu. Hem ağabeylerinden böyle bir şey beklenebilir miydi? Ama dünya bir imtihan yurduydu. Allah-u Teala kulunu kader çizgisiyle yönlendiriyordu. Önce Yakup peygamberin durumu vardı. Yakup aleyhisselam ne yapacaktı? Bu denli acılı bir olayın içinde buluverdi kendini. Bir yangın gibi yanıyordu. Ama onun bu olaya tavrı önemliydi. Kul bu olaya bir tavır alacaktı. Yakup aleyhisselam öyle diyordu. Bana düşen güzel bir sabırdır. Kaderin cilveli çizgisinde kullar olgunlaşmaya doğru yol alıyordu. Acılar kulları olgunlaştırıyordu. Sonra Yusuf'un durumu vardı. Hazreti Yusuf aleyhisselam Mısır diyarında Allah'a davet vazifesini yapacaktı. Ama oraya nasıl gidecekti? Hem Yusuf daha çocuktu. Ama kaderin çizgisi onu daha çocukken alıyordu. Hem de Mısır Sultanı'nın sarayına yerleştiriyordu. İmanın şartlarından kaza ve kader vardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.